Harika bir hikaye. Bu kitap sevdiğim her şeye sahip. Muhteşem karakterler, masalsı bir dünya, sürükleyici bir macera. Fakat eminim ki başlangıçta her şey bu kadar iyi değildi. Pixar hikayeleri çoğu zaman bir şekilde başlarlar ama hikaye son halini aldığında ve onu ekranda izlediğinizde başlangıçtakinden tamamen farklı bir şey izliyorsunuz. Mesela oyuncak hikayesinin ilk versiyonlarında Woody'nin bir kukla olduğunu biliyor muydunuz? Yani kutudaki en hoş oyuncak oydu diyemeyiz. Tamam! Enerjinizi boşa harcamayın! Ya da Sevimli Canavarlar ilk yazıldığında Sally'nin bir dişçi olmak istediğini, Coco'nun ilk versiyonlarında ana karakterimizin adı Miguel değildi, ismi Sam'di ve gitar çalmakla alakası yoktu. Hatta filmde müzik hakkında değildi. İyi hikayeler öyle tamamlanmış halde aklımızdan çıkmazlar. İyi bir hikaye yazabilmek için çokça denemek, hatta birkaç kere de yanılmak gerekir. Her Pixar hikayesi hayal üstüne hayal kurarak ve bir kere çizilen şeyi yeniden defalarca çizerek elde edilir. Peki hikayenizin iyi bir hikaye olduğunu nasıl anlarsınız? Pixar'da biz daha yapım aşamasının başından itibaren sıkça hikayelerimizin taslağını sunmaya yani anlatmaya başlarız. Hikayeyi öncelikle kendimize aynanın karşısında ya da işe gelirken arabada anlatırız. Bir kovboy ile bir robot. Ve belki bir kovboy daha. Hikaye taslağımızı spor merkezinde adının Nadine olduğundan emin olduğumuz kıza anlatırız. Taslağımızı diğer sanatçı arkadaşlarımıza da sunarız. Bu da kedisi olan kötü çocuk. Taslak sunumunu resimlerle yapılan bir stand-up şovu gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca aynen stand-up şovunda olduğu gibi dinleyiciden aldığımız tepkiye göre hikayemizin nasıl olduğuna karar verebiliriz. Kafaları karışmış gibi mi duruyor, anlamışlar mı? Bunun için geri bildirim almak isteriz. Sonuçta herkes sizin ne anlatmak istediğinizi anlamayabilir. Ben pek anlayamadım. Bazıları hikayenizi beğenecektir. Ben kovboyların olmasını çok sevdim. Hatta hikayeniz hakkında birbirinden farklı iki fikir çıktığını da duyabilirsiniz. Tek bir kovboy olma ihtimalini hiç düşündün mü? Taslağımızı sunup hikayemizi değiştirdikçe hikaye daha da iyi bir hal alır. Örneğin çizimlerden biri daha açık ya da daha eğlenceli olabilir mi? Veya acaba çizimlerin sırası değişmeli mi? Ve bu soruları sorup hikayemizi düzenleriz. Pixar'da hep şunu söyleriz. Biz film çizmiyoruz, filmi yeniden çiziyoruz. Hikayelerimizi paylaşıp üzerine sürekli düşünmek sürecin bir parçası. Sizler de kendi hikayelerinizi yazmaya başladığınızda farklı şeyler denemekten, farz edelim şöyle olsaydı demekten çekinmeyin. Farz edelim ki burada bir de köpek olsa nasıl olur? Ve her zaman en iyi hikayenizi yaratmak için kendinizi zorlayın.